bir görüşme mutlaka analiz edilmelidir. Görüşmenin iyi ya da kötü olması analiz edilmeyeceği anlamına gelmez. İnsanların kendilerine çok fazla sordukları bir soru vardır. Neden diye bir soru. Neden sorusun, neden, niye, niçin soruları daha doğrusu. Bu soruların kişinin kendisini yargılandığı hissi yarattığı özellikle biliniyor. Bunun yerine neyi farklı yaptım, ne yaptım da ben bu satışı elde ettim aslında sorusunun sorulması gerek. Bu bir farkındalık. Dolayısıyla iyi ya da kötü her görüşmenin mutlaka bir kontrol altına alınması, bunun analiz edilmesi, hangi adımlardan geçildiğinin ortaya konulması şart. Bu ne sağlar? Özellikle böyle bir şey. Bir sonraki görüşmeye kopyala yapıştır usulü aslında kullanabilme şansınız vardır. Oradaki bir başarınızı tekrar kullanabilme şansınız vardır. Bir dönem yaptığım bir çalışmada, bu satışçılarla yaptığım çalışmada bir kopyalama çalışması üzerine aslında gitmiştik. En zor yaptıkları satış görüşmelerini insanların hatırlamalarını özellikle istedik. Ve bunları da genellemelerini istedik. Bazıları bunu biraz abarttı. Hani şey gibi, ferman gibi yazmaya başladı. Ben ki Mehmet işte ticaret gibi bir yere bile satış yapmışım. Bunu mu yapamayacağım tarzında yaklaşımlardı. Olabilir, o da kabul edilir. Kendilerini aslında gaza getirmeleri satışçıların çok önemli şeylerden biri. Kötü bir meslek yapmıyorlar. Yaptıkları meslek evet reddedilmeye dayalı ama bir ülkenin içerisinde paranın dönüşümünü onlar sağlıyor. Ekonominin canlanmasını onlar sağlıyor. Dolayısıyla zor bir iştir ama diğer taraftan ilginç yanlarından bir tanesi bir kere tadını aldığınız andan itibaren bir daha bırakamayacağınız bir iştir. Başka hiçbir mesleğe giremezsiniz. Yani bir muhasebeci artık sizden olmaz. Ya da işte gideyim bir bakkalda çalışayım, orada sakin sakin oturayım durum yoktur. Orada bile rahatsızlık yaşayacaksınızdır. Dolayısıyla satışçıların aslında yaptıkları işin analizini ortaya koyarken bu işin en keyifli ve en zor yanlarını, yapılan görüşmelerin aynı zamanda en keyifli ve en zor yanlarını not etmeleri, bunlar hakkında biraz düşünmeleri bir sonraki görüşmeye çok daha güçlü gitmelerini sağlayacaktır.